Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi efendim şöyle anlatayım. Mustafa Kemal Atatürk harf tepkini niye yapmıştır? Efendim harflerin tınısı var. Yani harflerin bir frekansı var. Bizim alfabemizin adı Öntürk alfabesidir. Bugün kullanılmakta olan Latince alfabe Göktürk'ün Öntürk'e dönmüş halidir. Yani bizim asıl olan alfabemizdir. Ve bu harflerin kutsal bir frekansı var. Bu harfler frekans özelliği taşımaktadırlar. Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitap eden anlamızda İstiklal Marşı'nın bütün kıtalarında yazılmış olan beyanlar içeri kendisinden sonra yaşanacak olan bin yıla işaret etmiştir. Ve bu bin yıla işaret ederken madde madde bazı görevler vermiştir. Uyarılarda bulmuştur. Edirler falan gitmiştir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kanları tutup dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün ki bunu İngiltere biliyor, hizmet mi edecek, hüküm mü verecek diye hala Anadolu topraklarında bunu aramaktadır. İşte bir yerden de okursun, başka bir programda daha detaylı okursun. Öldürmek için aramaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881'de doğum esnasında öldürülmeye çalışılması için bütün Balkanlar yakın. Ya da Hazreti Muhammed'in doğmamış. Bunların kutsallığı var. Yani kutsallığı var bu arada. Hazreti Muhammed'in kutsallığı peygamberdir. Mustafa Kemal Atatürk kutsallığı kutalmış Hakan. Kutsaldır yani. Sen, ben kutsal derken tapın demiyorum. Özel insanlar. Yani bunları, özel yetenekleri olan insanlar. Yani yaradan seçmiş. Sen istesen de istemez. Yaradan seçmiş. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki hasretan vücut bitmesi gelecek olan lidere hitap. İşin arka planında öltürmüşesinde Yaradan'ın huzurunda büyük salonda Yaradan'a vermiş olduğun sözü tutmak üzere diye bir cümle çıkıyor. Öntürkçe anlamı olarak. Hı hı. Muhtaç olduğun ve damarlarındaki hasistanla mevcut. Tamamını inceledik aslında. Tamamında çok önemli şeyler var. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada Mustafa Kemal Atatürk kendisinden sonra gelecek olan bir kişinin varlığından bahsediyor. Ahmet Esat Doğru'dan diyor ki hepimizin toplamı bir kişi gerekiyor. O kendisini bilirse, kendi kendine bu sürece girerse çok iyi. Bilmezse girmesi için çaba gösterin, muhakkak koruyun, muhafaza edin. Bütün dünya ona karşı çıkmalar. Aslında biraz Mehdi, biraz İsa, biraz Mesih mitolojisini andırıyor fakat bizlerde bu yani Türklük geleneğinde böyle bir şey yok. Türklük geleneğinde kutalmış Hakan var. Biz buna ne diyoruz? Oğuz Kağan. Niye? Oğuz'un dönüşü demek Oğuz Yecüc Mecüc'ü Türkmen olarak yok eden Hakan olarak geçer ve dünyaya tek yaradan inancını getirmiş olan kişidir. Hazreti Peygamber rivayetlerinde bahseder. Kur'an-ı Kerim'de de Zülkarneyn olarak geçer. Zülkarneyn olması göksel belirlenmesinden yani gök yer frekansından yere gelmek. Hazreti Peygamber'in de gök frekansı vardı. Gök frekansı olmasa bana yalan. Hazreti Peygamber diyor ki gelecek olan adı Mehdi değildi. Ahmet, Mehmet, Mahmut, Muhammed neyse. Şimdi bir Mehdi ismi oluşturulmuş. Bunu hangi akletmek akletmişse tamam mı? Gizlemek maksadıyla olabilir, bu olabilir. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği dünya tarihine geçecek büyük kahraman olarak Yaradan tarafından seçilmişti. İngilizler bu adamın 80 senedir topraklarda, eğitimde, köyde, dağda, kırda, bayırda sağ olsun tüm Türkiye'deki iktidarlar sayesinde aradı. Amerikalılar da arıyor. Bugün Anadolu'nun etrafındaki toplamda en büyük sebeplerinden bir tanesi Yaradan'ın seçmiş olduğu, kut vermiş olduğu ki teolojik metinlerinde halifelik sadece Yaradan'ın kut vermiş olduğu kişi diye verecek olduğu halifelik ünvanından ibarettir. Yani böyle bir ünvan var. Bunu yerdeki hiç kimse Yaradan vermekten sonra kurtaramaz. Böyle bir hak var. Bir sürü nişanı var, şu var, bu var. İşte mesela diyor, mühür olacak, şurada Musa Beni olacak, işte burada şu olacak, burada bir sürü şey yapmış. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Yaradan demiş ki, bütün teolojik metinleri inceledik kitapları, bizim teolojik metinleri, kayaların oğlundan bahsediyor. Hocam,
Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bahsettim. Mustafa Kemal Atatürk. Barış Manço'nun da şarkısına konu olan. O onu da deşifreden Türkiye'de tek ve bütün sosyal medyada herkes alıp alıp yazıyor. Yani sorsam anlatamazlar. Daha detaylısını hazırlıyoruz. Bu sefer diyeceğim ki arkadaşlar buradan çalıp YouTube'da program yapabilirsiniz. Hatta bunu çalıp şunu çalıp okuyup Şehit Mustafa Kemal diye gezenler var. Tamam mı? Bize de sormuyorlar yani. Kaynak biziz, belgesi biziz. Bize de soran yok. Çok biliyorlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk gelecek olanın Türklüğe göre Tanrı Kutu. Yaradan'a göre yani İslam gerçekten. Allah seçilmiş olduğunu, Allah'ın kulu ve hücceti olduğunu biliyor. Bu yüzden halifelik yerdekiler tarafından kontrol edildiği için İngilizlerin eline geçmesin. Gelen Allah'ın halifesi olarak geldiğinde ki bu ünvan şöyle okudur. Allah'ın yeryüzündeki yüzü yüzyıllarca padişahlar, hakanlar, krallar bunu böyle okumuştur. Mesela Oğuz Kağan ünvan nedir? Nasıl okunur kendisine? Atıf yedi kıtanın, yedi iklimin, yedi ırkın hükümdarı. Zülkarneyn üzerine bakın çok ilginç. Yedi kıta, yedi iklim, yedi ırk ve krallara taç giydiren diye geçer. Cengiz Han da bir nevi öyle. Şimdi gelecek olan kişi Yaradan tarafından seçilmiştir. Enok'ta, Tevrat'ta, Zerdüşt'te, İncil'de, İslam'da her yerde kaydeder. Adı da ünvan olarak demiyor. Kayaların olduğu. Neden kayaların olduğunu biliyor musun? Kayaların üzerine isim kazanmış. Mesela Göbekli Tepe'de E olarak geçer. E, Hızır olabilir, Hazır olabilir. İnsanların taptığı Tanrı olarak geçer. Yeryüzündeki Tanrı Kral metaforu budur. Bunun gelmemesi için bütün dünya işte ne diyoruz? İslam'ı kurtaracak. Tabii ki İslam'ı kurtaracak. Hazreti Peygamber diyor ki Araplara tahakküm etmeden gelecek olan kişi yeryüzünde kıyamet kopmaz. Araplara nasıl tahakküm etmez? Doğrayı geçmezse tahakküm edemez. Yani şu andaki mevcut din teolojisini yanlışlıklarını temizlemezse tahakküm edemez. Ne diyor mesela? Dinde reform yapacak. Yanlışlıkları, sapkınlıkları kaldıracak. Nasıl olacakmış? Ne cemaat kalacak, ne cemiyet kalacak. Başka türlü olma şansı var. Peygamberin getirdiği dini yok etmişler. Atatürk ne diyor? Bir yolcu diyor bak, bir yolcu. Ne olur? Ufku görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini görmedi. Seçilmişten bahsediyor. Ufkun ötesi. Perdenin gerisi. Peki Yusuf kıssası ne diyor? Biz ona atalarımıza verdiğimiz olayları önceden görme kabiliyetini dünyada ledünildi. Sadece seçilmiş evet. Ortada gezilen bir sürü eşek var. Bir sürü salak var. Ledünilmine sahip olduğunu iddia eden. Bir diyor bir. Siz kimsiniz be? Sahtekarlar milleti kandırıyorlar. Millet de kanmaya meyilli. Uyanmamaya meyilli. Peki başka Mustafa Kemal Atatürk bir zaman gelecek. Tüm insanlar sadece yaratıcıya inanacak. Niye? Hristiyanlığın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin içini boşalttılar. Din özelliğini kaybettiler. İnançları yok ettiler. Yani bunu Sirius B celselerinde de görüyoruz. Biz gönderdiğimiz her şeyi sorarlar. Tanrı katından kendilerine bahşedilmiş bütün her şeyi yok ettiriyor insan. Tabii ki bunun bir suru var. Bunun bir kıyameti var. Gelecek olan kişi Mehdi diyebilirsiniz. Ben şöyle kısa bir açıklama. Mustafa Kemal Atatürk Mehdi kabul edersek Deccal kabul edemiş şeyleri söylemiş. Mehdi kabul edersek her yüzyılda bir kutu almıştık. İşte gelme sürecini açan Mehdi'nin gelme sürecini açan şahıs tarafı. Madem Mehdi bu yüzyılda için girecek. Mehdi 19'dur. Mehdi 19'u üzerinde taşır. Adı 19'dur. Doğduğu yer 19'dur. Efendim doğum tarihi 19'dur. Anne almıştır. Böyle biri var mı hocam şu anda? Sizin hani bu düşüncenizi destekleyen bir isim var mı? Seçilebilirdi. Çoktan seçilmiş.
Seçilme işi 15 Ocak 2018 saat 9.30'da. Peki Anakara'da. Ne zaman tanıyacak İmkandar Hanım? Bakın kimseye sormazlar. Yeryüzündeki insanlara sormayacak. Devletlere bile sorulmaz. Ayet kelimelerinde diyor ki gönderdiğim et. Tanrı'nın seçmiş olduğu yeryüzünün krallarına eğilecek. Hepsi melekler tarafından idama getirecek. Karşı çıktıkları için. Şu anda karşı çıkıyor. Halen daha karşı çıkıyor. Türkiye içerisindekiler de karşı çıkıyor. Askeri de dahil, hükümeti de dahil, bakanı da, siyaseti de, hepsi de dahil. Devam ediyorum. Burayı bir anlatayım bozmadan. Şimdi süreç 3-19 sürecinden oluşuyor. 1-19 süreci Mustafa Kemal. 2-19 süreci Atatürk. 3-19 süreci Tanrı Kutluk. Yani bu süreçten bahsediyorum. Atatürk 2-19 sürecini tamamlamıştır. 3-19 sürecini öyle 19 olamaz. 19'u sadece yaradan seçilir. Ben onları öyle çıkıp da 19-19 diyemez. Bu işin kayıtları vardır. Seçimin kayıtları var. Mesela ben biliyorum. Seçilmenin kayıtları var. Nasıl seçildiğinin kayıtları var. Kimin seçtiğinin kayıtları var. Yeryüzünde kendini bu meyana sokanların hepsiyle dalga geçiyoruz. Gülüyoruz. Olmadığını %100 söyleyebiliriz. Bütün siyasiler de bu yüzden zor durumda. Zamanı ve süreci geçirdikleri zannediyorlar. Zamanı ve süreci geçirmek. Allah'a zar atmak. Allah muhafaza çok bir faciaya sebep olabilir. Tamam mı? Herkes dikkat etsin. Şimdi 3-19 süreci 2023 Kayaların Oğlu'yla ki Kayaların Oğlu şiirinde herkes bir tarafta eğlenirken karanlıkta bir yerlerde tamam mı Kayaların Oğlu işte gördüğü 100 yıllık çınarlar arasına girme meselesi 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti isminin, zikrinin, şeklinin değişebileceği emanelerini gösteriyor. Şimdi Kayaların Oğlu'nun Bilge Kağan kayaların üzerine yazmış. Medreselere koymuşlar. Camilere kazımışlar. Peygamber tarafından söylenmiş. Bilge Kağan anlatmış. Atatürk söylemiş. Biz yazmışız. Ben 2018 yılında çıkıp seçilmiş lig meselesi diye anlatmaya başladıktan sonra 2 sene içerisinde işte Spiritel, Agnostik, bilmem ne falan bir sürü adam olacaklar. Bir anda hesaplar çıkarttılar. Bir anda saçma sapan hikayeler oldular. Dünya tarihinde bizim tespit edebildiğimiz asil kan sayısı 6-7. Bizim tespit edebildiğimiz. Sen kimsin ya? Ne zannediyorsun sen ya? Ey insanoğlu. Neden? Bunu şiirde ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? İnsan şiirinde. Gelenler adamdı. Adam, dev. Buldukları insandı. Tanrı'nın insanı yer içer düşünür. Mahlûn insanı öyle değil. Mahlûn insanı dediği Lilith'ten süren soy, Tanrı'nın insanı dediği adamdan süren insan, devam eden insan. Ben adam var ya, otobüs 5 satırda yazmış. Mesela Kosova Başbakanı'nın adı ne olacak biliyor musun? Albin Kurtiç. Şu anda. Alp. Evet. Kosova Başbakanı. Kurtiç. İçi kaldı Kurt. Türk adamlar. Arnavut diyorlar. Kardeşim Türk. Coğrafyanın adı Arnavut. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Adriyatik'ten çizilmişti. Alplerdeki Türk. Gözlerdeki gaflet perdesi yırtıldığında göreceksiniz hepiniz Türk. Ben demedim onu şiir. Dünya arkeologları Atilla'nın mezarını bilmezken Atatürk bir şiir yazıyor. Tuna'nın altında olduğunu söylüyor Atilla'nın mezarı. Ya da Timur'un mezarında şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki ben ölüm uykusundan uyandığımda dünyada yer yerinden bulunacak. 1940'tan beri dünyada yer yerinden bulunuyor. Timur bir beden. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi. İki Mustafa Kemal var. Birisi fikir, birisi beden. Beden çürür gider. Bir görümlere matem gerekmez. Fikirler yeter. Fikirler gider.
Diyor ki ben Mustafa Kemal'im, öleceğim. Benim bedenim çürüyecek, gidecek. Ama diyor, benim fikirlerime Anadolu'nun dört bir tarafında bağlılıklar çıkacak. Yemen'den, Çin'den, Hint'ten karşılıklar olacak. Sonra Anadolu'da tekrar yeşerecek. 80 sene sonra nereye geldik biz? Aynı yere geldik. Evet. Bak Mustafa Kemal diyor. Mustafa Kemal Atatürk diye birleştirmiyor. Çünkü Atatürk ismi sadece ona ait değil. Son Başbuğ, son Kağan, son Oğuzoğlu. Atatürk ismi Oğuz Kağan'dan bugüne bütün atalarımıza ait. Kardeş. Hepsinin toplamı Mustafa Kemal Atatürk. Gelecek olan dünyaya hükmedecek. Ki Necip Fazıl'a da 1942'de Büyük Doğu dergisinde yazdırtıyorlar. Tamam mı? Necip Fazıl diyor ki Atatürk bedenlenmesinde diyor. Etnografya Müzesi'ndeki sandukadan çıkıp Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda eli kılıcının kablosunda ordunun geçişini izleyecek. Dünyayı, bak çok ilginç bir cümle var orada. Dünyayı bir teraziye koyacak. Terazinin bir tarafında dünya olacak, bir tarafında Türk olacak. Şimdi Tanrı gücü, Yaradan gücü, Allah gücü olmasa dünyaya nasıl hesap? Evet. Türkiye'de yaşıyor. Sen de ben de. Hayır, biz de. Kalim yerine aktarıyor. 1937'de Mustafa Kemal Atatürk. Bunu vasiyet olarak Trabzon'da vasiye, Trabzon'da vasiye plaka 61, tersi 19, tersi 16 bursa. Evet. Ataman Gazi. Ataman Gazi teşkilatıdır. Aslı bu işin. Ataman Gazi Gökbörü'dür. O kaynaktan besleniyor şu anda. Vasiye emanetini basit bırakıp gidiyor. Bunu da gençliği hitabeyle yıllar boyunca aktarımını sağlıyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti seçilmiş Hakan'ı Yaradan tarafından seçilmiş Hakan. Partiler, meclis falan hikaye. Hepsinin hikaye olduğunu hep beraber yaşayacağız. Bence bu sene yaşayacağız.